Ve NİSEP Türkiye işbirliğiyle hazırlanan Temelleri Gazetesi eğitimlerine hoş geldiniz. Bu videoda Google e-tablo ile veri görselleştireceğiz. E-tablo ile veri temizleme, veri analizi yapabildiğimiz gibi veriyi görselleştirmemiz de mümkün. Veriniz eğer masa üstündeyse bir bulut sistemde değilse, Google Drive'da değilse masa üstünden verinizi rahatlıkla kopyalayarak buluta e-tablonuza atıp çalışabilirsiniz. Ya da dosyanızdan içe aktar deyip yükle bölümünü seçerek verinizi buraya sürükleyip e-tabloya aktararak da verinizi görselleştirebilirsin. Bu bölümde özet tablo kullanarak analizini yaptığımız kitap ve kütüphane istatistiklerini görselleştireceğiz. Biliyorsunuz veriyi görselleştirmek bulguladığımız veri setimizin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve özellikle veri gazeteciliği çalışmalarının önemli aşamalarından birisidir. Bu bölümde biz bölgelere düşen kütüphane kullanıcı kitap sayısının çubuk grafik ve radar grafik kullanarak görselleştireceğiz. Öncelikli olarak çubuk grafikten başlayacağız. Yapmamız gereken şey görselleştireceğimiz sütunu seçmek. Ortalama kütüphane sayısını seçiyorum. Grafik ekle bölümüne geliyorum. Ayarlar bölümünden aşağı doğru iniyorum. Çubuğu seçiyorum ve ayarlar bölümünden Y eksenine bölgeleri ekledim. Radar grafiğimizi de ekleyelim buraya. Bölgeler bütün veri setini seçiyoruz. Grafik ekle diyoruz. Ayarlar bölümünden bize grafik türünü seçmemizi önerir araç. Radar grafiği seçiyoruz. Burada da ayarlar bölümünden A sütunu etiket olarak kullanmasını, güncel satırı başlık olarak kullanmasını belirledikten sonra radarımıza radar grafik üzerinde de çalışmamızı başlatacağız. Gördüğünüz gibi çubuk grafik ve radar grafiğimizi hazırladık. Birazcık daha üzerinde çalışmamız gerekir. Veri setinizi seçtiğinizde aracın size hangi görsel formu seçmeniz gerektiğine dair önerilerde zaten bulunur. Buradan ayarlardan hangi görsel formu seçeceğinize karar verebiliyorsunuz. İlk görselleştirmemiz olan çubuk grafiği üzerine gelelim. Gördüğünüz gibi ayarlar bölümünde çubuk grafiğimizin veri aralığını görüyorsunuz. Y ekseninde neyi temsil ettiğini, seri kısmını görebiliyorsunuz. Özelleştir bölümünde İlk bölümde grafik stilini, yani arka plan renginde değişiklik yapabiliyoruz. Yazı tipini belirleyebiliyoruz. Grafik kenar renginde değişiklik yapabiliyoruz. Grafik eksenlerine başlık ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi grafik başlık, grafik alt başlığı, yatay eksen ve dikey eksenlerde de bilgi ve başlık ekleyebiliyoruz. Örneğin burayı ortalama kütüphane sayısı olarak düzenliyorum başlığı. Ayrıca buradan bu menüyü açmadan da grafimin üzerine tıklayarak da grafik eksen başlığının açılmasını sağlayabilirim. Burada da gördüğünüz gibi açılan bölümde başlık yazı tipi, başlık yazı tipi boyutu, başlık biçimi ve metin rengine kadar değişiklik yapabilir, çalışma yürütebilir. Aynı şekilde seri bölümünde de ortalama kütüphane sayısının rengini, ayrıca seri bölümünde de ortalama kütüphane sayısında yine biçim, renk değişikliği yapmak istersem değişiklik renk tercihinde bulunabilirim. Ayrıca veri etiketlerini daha görünür kılabilirim. Yatay eksende de yatay eksen bilgisini düzenlemek mümkün. Aynı şekilde dikey eksende de değişiklik yapabilirim. Özellikle arka plan gridlere yönelik de düzenleme yaparak çubuk grafiği çalışabilirim. Radar grafik için de yapıyoruz. Ayarlar bölümünden radar grafiği seçtik. Özelleştir bölümüne geldiğimizde grafiğin arka plan rengini değiştirebiliriz. Yazı tipinde değişiklik yapabiliriz. Eksenlere başlık ekleyebiliriz. Başlığın bölgelere göre halk kütüphanelerinde ortalama kitap kullanıcı ve kayıtlı üye sayısı. Başlığın bölgelere göre halk kütüphanelerinde ortalama kitap kullanıcı ve kayıtlı üye sayısı. Grafik alt başlığım Türk Kitap ve Kütüphane İstatistikleri 2018. Aynı zamanda alt başlıkta da aynı şekilde çalışma yürütebilir. Boyutunda değişiklikler yapabilirim gördüğünüz gibi. Ve açıklamalar bölümünde özellikle lejantların konumunu sağ alarak radar grafiğinin birazcık daha rahat okunmasını sağlıyorum. Tabii ki isterseniz değiştirebilirsiniz ve grafiğin üzerinde de düzenlemeler yapabilirsiniz. Şimdi ise grafiğimizi nasıl kullanabiliriz? Buradan e-tablodan nasıl çıkartabiliriz? Bunu değineceğim. Grafiğinizi tam anlamıyla özelleştirip tasarladığınızdan emin olduğunuzda sağ tarafında 3 tane açılır menü vardır. Burada hem grafiğinizi tekrar düzenlemeniz yardımcı olur, hem silebilirsiniz ya da indirebilirsiniz. PNG, PDF ve ölçebilir vektör grafik olarak aynı şekilde radar grafik için söylenebilir. Ben şimdi buradan grafiğimi öncelikli olarak indireceğim. Ayrıca bir editöre grafiğimi yayınlayıp yayınlama butonuna bastıktan sonra ekle bölümünden iframe'ini alıp daha önce açmış olduğum veri bültenin editörüne ekleyip görsel olarak inceleyip ön izlemesiyle de aslında bir grafiği editörle interaktif olarak da nasıl kullanabileceğimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi yaptığımız grafiği burada rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda boyutunu da düzenleyebiliyoruz. Aynı çalışmayı radar grafik içinde yapıyoruz. Buradan grafiğimizi yayınlıyor. Ekle kısmından
yayın adımız grafiğin kodunu alıp ekleyip ön yüzde dediğimizde radar grafiğimizin editöre yüklenmiş olduğunu görmüş oluruz. Aynı şekilde bu grafiği statik olarak da indirmemiz mümkün ya da PDF dosyası olarak da indirebilir, link alabilirsiniz. Evet, bu bölümde Google e-tablo ile verimizi görselleştirdik. Veri görselleştirme ile ilgili çeşitli sorunlar yaşamanız durumunda Türkçe'ye kazandırdığımız veri görselleştirme kataloğunu inceleyebilir, fonksiyonlarına göre hangi grafiklerin niçin kullanıldığını daha detaylı öğrenebilir, daha etkin, daha doğru grafikler hazırlayabilirsiniz. Örneğin burada veri görselleştirme kataloğunda radar grafiği inceleyerek aslında neyi temsil ettiğini ve ne işe yaradığını çok daha net okuyabilir, anlayabilirsiniz. Aynısı çubuk grafik için de geçerli. Gördüğünüz gibi hem tanımı yapılır, hem anatomik olarak bilgisi verilir, hem de ne tür bir fonksiyon sağladığı ve benzer grafikleri ayrıca ne tür araçlarla böyle bir grafik yapabildiğinizi görebilirsiniz. Ayrıca Google e-tabloların kendi editöründe de radar grafik ya da çubuk grafiğe dair bilgiler edinmeniz mümkün. Bu bölümde Google e-tabloyu kullanarak verimizi görselleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.